Canlarım, ciğerlerim, pek kıymetli, sevgili dostlarım. Yine, yeniden bir fuarda karşınızdayım. Ne ara buraya geldik ya? Hadi bakayım. Görüşürüz. Erkan abi nereye gitti ya? Erkan abi gitti. Yetişelim. Koş. Koşuyoruz. Şimdi dostlar, yine bu çılgın bir fuar olur da, aha, yine değişik insanlar gördüm, anında gördüm. Merhaba Taylan beyler, nasılsınızlar? Fuar olur da Taylan Bey görmeden olur mu? Zaten fuar dediğin minnak bir yer. Şimdi sevgili dostlar, karavan fuarımızda gelenim gidenim yine olacak. Burada bazı arkadaşlarımla bazı karavanları beraber çekeceğim ama şimdilik yalnızım. Bu karavan fuarının da yine benim için özel bir tarafı şudur ki, sevgili dostlar, size bir haberim var. Karavanı satıyorum. Yani hem çekme karavanı satıyorum hem de camper'ı satıyorum. Çünkü biz Bodrum'dan Allah nasip kısmet ederse bir yer alıyoruz. O yüzden bunları satmak durumundayım dostlar. Ama bundan 2 ay öncesinde konuşurken bir iyi bir kötü haberim var diyecektim. Aslında hepsi de iyi. 2 ay öncesinde de bir tane Iveco Daily 72-150 araç aldım. Onu da götürdüm, Karsiva'ya verdim. Karsiva'da şu an bir motokaravan yapılıyor ama bu 10 gün önce de bu ev meselesi çıkınca her şeyi satmaya karar verdim. O yüzden dostlarım, şu an Gencer Karavanı ve Via Karavan'da yaptırdığım Kaliforniya'yı satıyorum diyebilirim. Benim bu karavandayız Instagram hesabından paylaşacağım. Orada da özelde fiyatını falan şey yaparım. Belki sahibinden koma koyarım. Ne yapacağıma dair aslına bakarsanız bir fikrim yok. Yine devam ederken her bütçeye, her kitleye satmışlar da satmışlar. Hayırlı işler. Merhabalar efendim. Nasılsınız, merhabalar. Efendim? Bu beyefendi biliyorsunuz Webesten firması. Selamlar. Efendim aynı zamanda Dream House'un da karavanlarının sahibisi. Doğrudur. Yeri gelmişken kendisine de burada bir daha teşekkür etmek istiyorum. Bir öğrenci kardeşimize, Samsun'daki bir öğrenci kardeşimize dedik ki böyle böyle bir şey lazım ısıtıcı vesaire konusunda. Hani millet beni yazdı, Gökhan Kırkan destek oldu vesaire ama asıl desteği olan Webesten'dir. Her zaman. O sıcak aletini hemen gönderdi. O sevgili kardeşimize destek oldu. Ben de arada aracıydım Webesten. Ben tercih ettiğim için de kendisinden destek istedim. Sağ olsun bize desteğini esirgemedi. Var olsun, sağ olsun. Teşekkür ederim. Yine tabii Karsiva'nın yeni modelimiz olan araçlarının fuarda iki tane standı var. Bir tanesi burada. Şimdi dostlar bizimkinin de böyle üstünde buna benzer bir şey olacak. Bu ilk yaptığı modellerden bir tanesi Indigo modeli. Arka tarafında mutfağı olan değişik bir araç. Çok fazla içinde bulunmak istemiyorum. Çünkü başka ayrıntıları var. Onları sizle paylaşacağım. Böyle bir araç modeli. Bu Karsiva ile alakalı bir sürü şey paylaşacağım sizle dostlar. Gelecekte bütün ayrıntılarını tek tek anlatacağım. Neyi, nerede, nasıl yapılıyor, kabuğu, yalıtımı, ısıtması, orası, burası, şurası. Çünkü şu an onlarla alakalı da bayağı sıkı çalışmalar yapıyoruz. Gelecekte güzel şeyler olacak. Sizlerle tek tek paylaşacağım. Bütün her şeyi tek tek ıcık cıcık bulabileceğin her şeyi, karavana dair her bir şeyi karavan malzemesi olarak alabileceğin tek yer Termosa. Tabii ki yine fuara kocaman bir dünya yapmış. Her türlü araç için her türlü malzemeyi burada bulmak mümkün. Tulün tentelerini getirmişler, hemen şöyle göstereyim. Araç üstü çadırlar. Neler etmişler be, bakalım nasıl bir şey bu. Maceracı, hızlı kampçı, bütün herkes için Tule'nin araç üstü çadırları. Bu bayağı araç üstü çadırdan artık eve dönmüş. Kapanıyor bunlar. Şey yapıyor. Şöyle çıkalım. Oo, bayağı keyifli işler ya. Vay arkadaş. Tabii burada yine tentelerimiz, omnistörler. Abi bu kamp işleri de ayrı bir keyif ya. Ayrı bir macera. Burasını da ayrı, şovuruna varana kadar koymuş ha.
Erkan abi karavan fuarına teşrif etti. Başı kalabalık tabi. Fotoğraf işleri. Sıramızı bekliyoruz. Erkan abim. Ne haber oğlum? Hoş geldin. İlyas. Merhaba. Nasılsın abi? Aa, yatakçı İlyas. Yok beni yatakçı. Eyvallah. Şimdi dostlar, Erkan abinin biliyorsunuz çılgın videosunu, Erkan abiye karavan alıyoruz, öyleydi böyleydi falan. Erkan abiye karavanı aldık. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki haftada Erkan abinin hangi karavanı seçtiğini, hangi karavanı aldığını hepinize göstereceğim. Sürpriz. Şimdi de burada Erkan abiye işte karavanda, başka karavan modellerini hem gösterelim hem de karavanına ekstra ihtiyaçları var, onları alalım diye. Şu an böyle fuarda bir turluyoruz. Termosaya baktık, ihtiyaçlarına baktı. Şimdi de başka malzemeleri de görelim diye geziyoruz. Şimdi benim bu en son kullandığım Gencer karavan var abi, biliyorsun. Ha, evet. Gencer karavanı da dün ilana koymadan Instagram'a koydum. Ya abi 3 saat içinde satıldı. Artık benim bir karavanım yok. Öyle mi? Şurada genç bir kardeşim var. Çok evet. Yeteneklidir bu işlerde. Evet. Bu genç arkadaşımızın elinden tutalım istiyorum. Baba merhaba. Merhaba. Erdoğan Bey, efendime söyleyeyim. Erdoğan abi. Erkan Can Bey. Sizin oralıdır kendisi. Neresi? Öz Kastamonu. Kastamonu. Evet, tamam. Nasılsınız beyefendi? Evet. Genç tamam. Falan dedim ama yine bir yaş kaç sizi... baba? 12. Güzel. Aynı jenerasyon. Evet. Beyefendi dükkanın sahibi. Ben 65. Aynı jenerasyon. Daha, sen de gençsin. Benim 45. Teşekkür ederim. Gibi. Ay be. Nasıl gönül alıyor görüyor gibi. Musun? Ama öyle yani. Harika. Ben Erdoğan Bey. Beyefendiyle bizim böyle ayrı bir hukuk var. Öyle mi? Tabii televizyondan. Aa. Eyvallah. Eyvallah baba. Yani. Erdoğan Bey bu sene yeni karavanlar yapmışsınız. Onlara bir hemen şöyle bakalım. Baksak fuar kapanmadan şey yapsak olur mu? Ne yapacağım benim? Sizi şey yapabilir miyiz? Biraz tutabilir miyiz bize karavanları gösterseniz? Buyurun. Tabii ki. Hadi başlayalım. Şu yenilere hemen bakalım. Ben bir zaten turlamıştım. Bakalım. Benimkinin bir büyüğü Erkan abi. Güzel. Güzel değil mi? Geniş, ferah. Burası ferah. Ev. Ev gibi. Değil mi? Ev hissi veriyor. Değil mi? Ev hissi veriyor. Mobilyası. Evet abi. Ya bir de bu evet, sene aklıma. Kalite. Erdoğan Bey. Bunlardan sizin vermediniz ben... Erdoğan Bey. Ceviz. Ev hissi. Evet Erkan Bey. Erkan Bey bizi dağıttılar bizim karavanımızı hafta sonu. Bir şey olmaz oğlum. Bir şey olmaz oğlum. Niye kusura bakacağız? Erkan abiye. Evet. Erkan abi şimdi yeni karavancı oldu abi. Bir tane karavan aldık ona. Tamam. Şimdi ufaktan başlıyoruz. Seçtik evet. Bir sonraki şey videoda da hangi karavanı aldığını söyleyeceğiz. Ona alıştıktan sonra tabii işler ufak ufak büyüyecek. Küçükten büyüye. Küçükten büyüye. Bakacağız. Biz de öyle başladık. Nasip. Aynen evet. Belki de onu sevecek, onda kalacak. Şimdi işte burada her modeli göstermekte fayda var bu diye. Bu kaç metre? Bu 5.90 Erkan bu abi. Bu havaleli. Bu biraz şimdilik sana havaleli. Ama bunu da böyle hani bir yere koydum bilmem ne evden lüks konforlu. Babacığım. Evet. Efendim. Nasılsın? İyi. Havaleli. Ama keyifli. Araba çekmede bir problem olmaz kullanmakta evet. Da. Havaleli hiç sevmem ben evet. Pratik. Sen ama tabii her tarafa gireyim daha taş gezeyim diyorsun. Bu ev Erkan abi. Havaleli değil. Bunun biraz boy uzun. O kadar iş havale yok. Evet. Baba ben eski kamyoncuyum, nakliyatçıyım tamam. Bilirim. Havale var, bu havale benim sen için. Sen kamyoncu, ben kamyoncu tamam. Evet. Bursa Fethiyeköy Birlik Ambarı. Ben sebzeciyim, Bayırköylüyüm ben. Sebzeciyiz biz. Hale gaz kesmeden girer bizim kamyonlar. Yanlayak basarsın. 1200 Ford'larla başladık. 1200 ne? Bedford'lar. Bedford sonra Ford. Brunsuz. Brunsuz. 1200 miydi onlar? Leyland'lar. Sonra Leyland. Ford baba. DeSoto. Aragaz. DeSoto'lar. Ford Man. DeSoto'lar tabii. Ben kasacıyım bir de biliyorsun değil mi? Henşeller vardı. Asıl kamyoncu bu. Bayağı işi kamyon. Esas kamyoncu benim yani. Ben bilmiyorum ama başka bir yere geçti. Yani karavana bakıyorduk DeSoto satın almaya başladılar bir anda. Pratik.
pratik olacak. Erkan abi, bir şey söyleyeceğim. Uvazlar, Muazlar. Tabii. Rus arabaları burunlu. Beyefendi, yabancı dil konuşuyorsunuz ama ben böleceğim şimdi şöyle. Erkan abi, yolda giderken bunu unutuyorsun. Bunda bir havale yok aslına bakarsan. Evet. Yolda giderken bir sıkıntı yok. Sen dönüşler falan için diyorsun. O da alıştığımız sorun değil. Ben fark bir de şurada 590'ın bir şey başka bir versiyonu daha var. Ona da bakalım. Hadi, bakalım. Gencer'i terk edelim. La La Land 590 modeli. Ben sattım bir biliyorsun. Daha söyler misin? Dün sattım. La La Land. Biraz önce beyefendinin bir tanesi bunu kim söylüyordu diyor. Bak. Ha. Bu ne? Nasıl? Aynı boyda. 590 abi bu da. Buna ne diyorsun? Bunun bak mutfak böyle değil de böyle düz yapmış. Buraya da U yapmış. Sen hangisini seçiyorsun? Ben onu daha çok seviyorum. O tarafı da gördünüz mü? Onun yatağı da böyle ada yatak mı? Ada yatak. Bu yani da güzel. Ferahlık olarak ferahlık. O mu bu mu? Hemen hemen aynı gibi. Tabii boyutlar aynı. Aynı. Yo bu da güzel. Ama o da böyle bir... Ev gibi değil mi? Bir ev gibi bir... Başka bir duygusu var onun. Bu da öyle. Bu da öyle ama o... Ya bir de şu an bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz karavanın içinde. Yani ev gibi yani. Güzel. Evet doğru. Erkan abi, envai çeşit karavanlar var tabii ki. Her bütçeye çok göre, herkesin burada, zevkine evet. göre. Ufa, büyüğü, şuyu. Şimdi sen motokaravan değil, çekme karavanda. Çekme. Aynen. Çekme şimdi başka bir şey benim için. Erkan abi şimdi son dakika geldi. Birazdan fuar kapanacak ama yine evet, gösterebildiğimiz. Biz karavanımızı seçtiğimiz için evet, şimdi böyle yani, şimdi bir göz gezdiriyoruz. Göz gezdiriyoruz, bakıyoruz. Yine bak senin seçtiğin modeller içerisinde şöyle bir şey de var Erkan abi. Bak mesela ben bu arabayı da seviyorum bak. My Caravan. Fiyatı da uygun. Yalıtımı falan filan da güzel. Böyle bir şey yapmış. Şeyde de merhabayın. Yani ufaklarda ne kadardı bunlar? Ha hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Ne kadardı bunlar abi? Çok özür dilerim bölüyorum ya. Fiyatı. 170 bin lira şu an standart donanımıydı. Aynen. Mesela 170 bin liraya tertemiz. Güzel bir edecek araba. Yani tabii ki fiyatına göre falan ama çeşitler çok. Güzel, kolay gelsin. Güzel. Çok sağ olun. Eyvallah. Şimdi şöyle Erkan abi. Ben çekmeyi sattım biliyorsun. Öbürüne satıyorum. Bir ev işine girdim. Ama ondan öncesinde bir tane şey aldım. Söyle adını. Araba aldım. Iveco. Güzel. O Iveco'yu da abi. Şimdi bak şurada göstereyim sana. Şu firmaya verdim. Orada da değişik bir çalışma içine girdik. Bakalım neler olacak. Abi mal bu. Hayırlı işler. Ramazan abi, Adana'nın gülü. Arabanıza bakabilir miyiz? Ne demek yani? Bu mu? Buna mı bakıyoruz? Bak bu da çok güzel abi. Tabii giderken tutacağım. Gençler için abi o. Senin dizayn mı bu? Yok abi. Yani benzer ama bizimki çift katlı olacak Erkan abi. Altında da böyle bagajı. Bu arabanın mesela yatağı 2x2. Bunun üstünden iniyor. Tasarım değişik şu an. Hani insanlar görsün diye böyle yarım duruyor. Şöyle gördüğün gibi yüz tanımasına varana kadar bir çok araç. Güzel, çok özellikli. Özel. Ve abi benim buradaki mevzuatım şuydu. Hani çekme karavanı bir arabanın arkasına koyup gezebiliyor muyuz? Bana öyle bir şey oluyorsa hani diyordum. Biz bunun arkasına bir çekme karavanı koyabiliyoruz abi. Onun rahatlığında bir motokaravan. İşte yani bir çekme karavan rahatlığı, genişliği 2.50 genişlik yapıyoruz abi. Evet, yani belli. Çekme karavanlar 2.30, 5.50 boy yapıyoruz. Daha ne olsun yani bir çekme karavan rahatlığında motokaravanı ama yapacağız. Sen hepsini denedin ettin şimdi sen. Abi evet. Bir planın projen var, o projeni yapıyorsun böyle de bir motokaravanla. Aynen. Hızlı hareket şekli bizimki. Sen hızlısın. Aynen. Senin kafan hızlı gidiyor zaten oğlum. Eyvallah. Güzel ama bunu seviyorum. Böyle çok keyifli güzel bir araç bu da abi. Şuradan turlayalım abi. Hep Iveco kullanıyorlar abi. Iveco şasisi üstüne. Şöyle Erkan abi off-road karavan şekli var. Böyle Hunter karavanı. Oğlum onlar tamam bu çok keyifli bir şey de genç olsam bunu yaparım işte. Sen gençsin be Erkan abi. Oğlum şimdi gene bundan bir macera işi bu. Abi dağa taşa çıkacağım bilmem ne böyle bir fantastik işler lazım bunlara. İşte ona vakit lazım oğlum. Tabii. Anladın mı? Bizim öyle bir vaktimiz yok. Biz birazcık daha romantik kampçıyız abi. Yes. Yani öyle dağ taştan ziyade daha düz yol. Daha... Ben gençliğimde onların kralını yaptım. Sen zaten izcisin. Oğlum yani. Kralını yaptım kamp için. İz devam ediyor mu o işler abi? İzcilik devam ediyor devam, mu? Hala tabii, kamplara tabii, gidip tabii, geliyor tabii musun? Tabii. Bu ne ya? Abi bu da değişik bir araba.
Aslında motosiklet motoru var. 200'lük bir motosiklet motoru var bunda. Evet. Bajaj'ın bir arabasıydı. Bunu da karavan yapmışlar. Ha, güzel. Üstüne bak böyle şey. Bunu yapmış. Aynen. Girişte Tule'nin de böyle şey çadırı vardı. Bu da Gypsy diye bir marka yapmış. Güzel. Araç üstü çadır abi. Her bütçeye, her tarza yani yeter ki var. Ben kamp yapacağım diyorsan abi illa bir şeyler buluyorsun ya. Var. Evet. Çok çeşit bak, var. Burada da yine monobloklar var. Böyle değişik monobloklar yapmışlar. Yani bu da mesela böyle. Buna da bakalım abi. Aa, az önce arkadaş 5K diyor diye işte 5K. Monoblok abi. Bir tane yatak var içinde. Bunda tuvalet muvalet bir şey yok herhalde. Pardon. Mutfağı böyle arkaya koymuşlar abi. Güzel. Bu da güzel. Aynen. Bir tosbağa gibi şekli falan da çok hoş. Kaç paraymış abi fiyat performans? Soralım gelsinler. O sıra bunlara da bakalım abi. Duşunu muşunu falan dışarı koymuş. Çekmesi çok rahat. Karettalar vardı bunun gibi. Karetta evet. Modelinden herhalde şey yapmışlar yani. Aynen. Burada da böyle yataklısını yapmışlar neyse herhalde. Bakarız. Aynen. Nedir bunların? Hoş geldiniz. 8000 Euro'dan başlıyor. 8000 Euro'dan başlıyor. Sana da ona göre bir indirim yaparız. Bakacağız. Sattı bile bak. Ben aldım. Merhaba. Kolay gelsin. Eyvallah. Erkan abi gitti. Yetişelim. Koş. Koşuyoruz. Yani şöyle de daha hızlıları var. Şeylerin üstüne yapmışlar, Nissan'ların. Şurada devasa bir şey yapmışlar abi bak. Görüyor musun? Otobüsün üstüne de kat çıkmışlar. Bakarız, vaktimiz kalırsa. Tabii. Şimdi beni çekme karavanları ilgilen. Abi yine uygun modellerde başkentin arabaları var. 105 bin, 110 bin, 130 bin civarında. Böyle değişik arabalar var. Hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah. Arabalar, 145 bin lira şöyle bir model. Ha evet. Bak o da offroad yapmış mesela. Öyle yanından. Bu da otobüs. Değişik bir araç. Bak, gel bu taraftan şuralara bakalım. Buradan da karşıya geçeriz. Baksana. Değişik. Devasa bir şey. Yani evet. Şimdi insanlar böyle karavan olunca diyor ki 10 metre olsun, 20 metre olsun, çok büyük olsun ama bir yere girmek lazım Erkan abi. O yani. Başka bir kafa. Tabii. O. Şimdiden burada söylemeyeyim. Sen onu anladın. O başka kafa. Yani seveni de var, seveni de anlıyorum. O da istiyor ki rahat olsun ama yani bir tık da kompakt, bir tık konforlu. Paran varsa olur oğlum. Muhakkak. Vaktin varsa, bununla hep gezeceksen. Aldım, iki kere tatile çıktım, bir daha duruyor kapıda. Tabii. O da olmaz. Tabii. Yazık günah, verdiğim paraya. Bu arada işler çok güzel. Çok güzel arabalar var, çok değişik arabalar var. Şimdi. Hepsi harika. Tabii. Hepsi kendi bütçesine göre, kendi yaptığı işçiliğe göre çok güzel ve Türkler gerçekten bu işte çok ilerledi abi şu kadarcık zaman içerisinde. Kesinlikle. Yani. Çok güzel işler var. Gerçekten tebrik ediyorum. Kul bütün üreticileri. Hızır yetişmezmiş. Eyvallah. Erkan abi değişik işler buralarda da devam. Kamping bak, malzemeler. Tabii. Mesela şimdi yerlide de Erkan abi bak şu fırınlar normalde yoktu. Gazlı fırınlar. Artık bunu yerliler de üretiyor. Kendi bu şeylerde, ocaklarda da böyle yerli ve vidalılardan falan yoktu. Bak, aspiratörüne varana kadar her şeyi bu kardeşlerimiz üretmişler. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Neydi abi, siz, isminiz neydi abi? Selam. Universal Mobil. Sizin isminiz... İzzet benim. İzzet abi, Universal Mobil. Tebrik ediyoruz. Gerçekten sağ olun abi. Bu işte gelişimde gerçekten katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz yani. Vallahi bunlar gerçekten çok güzel. Ben herkesin kullanmasını öneririm. Görüşürüz İnşallah. Abi. Görüşmek üzere. Eyvallah. Şu tarafa doğru gidelim. Envai çeşit ürünler. Coolman'ın ısıtıcıları burada keza. Coolman da dizel ısıtıcı da gerçekten çok başarılı firmalardan bir tanesi. Erkan abi sana dışarısı için böyle ekipmanlar lazım. Kesin. Bir yerleşik düzen. Tabii. Bunlar tiny house'lar abi. Çeşitli şekilde. Buradan geçelim böyle. Bak çok güzel. Şu işçilikler falan da güzel. Ya azıcık ev tipi ayrı mesele ama aynen ferah. Bak girişte mobil karavanlarda, moto karavanlarda böyle özellikle camperlarda. Tasarım çok güzel. Ne abi bunun adı? Çilek karavan. Çilek karavan. Fuara özel 700 bin liraya veriyorlar. Ne ara buraya geldik ya? Bisiklete binenler burada. Görüşürüz.
Erkan abi nereye gitti ya? Hayırlı işler. Erkan abi, şimdi sana bak şundan lazım olur. Bir, tabii. Tamam mı? Şimdi karavanın önünde oturacaksın, ateşini yakacaksın. Efendime söyleyeyim. Çok güzel ızgara lazım olabilir. Şunlar bak çok kullanışlı oluyor Erkan abi. Bak şunlar var ya. Aa bak bunlar küçültmüş de. Gibi. Ha onların kaseti nasıl acaba? Tüp kaset değil mi hanımefendi tüp onlar? Aa şu şey de değişmiş. Bir yakalım mı bunu ya? Bu nasıl? Bu güzelmiş be. Buradan yanacak ha? Erkan abi güzelmiş bu. Takalım bunu. Çünkü bazen balık yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Burası seramik. Dışarıda yapman lazım. Evet. Burası seramik. Oo, oldu. Çok iyi. Çok iyi. Enerjisi de daha yüksek oluyor seramik. Ha, öyle mi? Aynı zamanda evet, rüzgarda da sönmüyor. Allah Allah. Aynen. Seramik hani yaptın, bir şey koydun, rüzgar esti. Yok. Söndü bir yok. De küçültmüşler Erkan abi. Daha minnağı var o zaman. Daha minnağını da ne yapalım canım? Hedef minimal yaşamak değil mi? Ama bunda seramik yok. Bunda seramik yok. Bu. Vay. Aha söndü. O kadar çabuklarsan sonardın. Ölüyü çok kurcalarsan. Güzel. Vallahi güzelmiş. Beğendim. Bu da yandan üflemeli. Söyle mi? Buna da bakalım hemen. Nasıl bende? Vallahi tezgahtar gibiyim ha. Onun şuraya geçmesi lazım. Yok şuraya oturması lazım. Benim taktığım doğruydu bence. Yok şuraya geçirmedim. Ha öyle mi? Şuna basalım. Bu da bendeki. Ha bu rüzgarda sönen. Bu kadar küçüğe bunu gerek böyle var mı bilmiyorum. Bir tane bu bizim işimizi görür Erkan abi. Tabii, daha orijinal ürünümüz var. Onu bu da bu da üstüne mi? Üstün rüzgarası. Şimdi şöyle. Her karavanın artık yani bu mevzu işin kalbi. Hani karavanın beyni. Ne var ne yok. Girdiğin kontrol paneli dediği dalga var ya. Evet. Bu kardeşimiz bir yerli ve milli olarak. Seni söylediğin. Evet abi. Bu kardeşim bu kontrol panellerini şunu da açar mısın babacığım? Bunların yazılımını yapıp kullanan ve çok daha fazla bilgiye sahip olup sağlamlık garantisi veren bir firma. Doğru mu? Doğru. Mercek'in. Aynen. Oktopi ben birkaç gündür buralarda geziyorum. Yani çekmedim ama kardeşim gerçekten bu işlerde çok canavar gibi diyebilirim. Bütün her şeyi abi ayrıntısıyla tek tek yapmış ve bir sürü işte aman o öyle olursa onu kessin, bu buradan böyle olursa şunu şöyle yapsın. Senin akıl edemeyeceğin, düşünmeyeceğin her şeyi kardeşim burada tasarlamış. Burada şimdi hani ben biraz telefon konusunda boomer, boomeriz biz. Burada boomerlık bir durum. Bir boomer, öyle tarif edeyim. Burada en kolay şekilde her şeyi bulabiliyor. İşte bu. Kafa aynen karıştırmayan, böyle basit ama ne de işlevsel olması. Aynen. Türkçe bir de. Türkçe. Tık 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 tık. Memleketimin yes adamı. Aynen. Mutfak tercih aydınlatma. Sabahın USB yerler, şarjı aydınlatması. Mesela hidroforumu çalıştırdım. Ve tankım benim yavaş yavaş musluğum açık kaldı. Çalışmaya devam etti. Bak abi. Temiz su tankım şu anda düşüyor. Hop bitti. Temiz su tankım bitti. Şimdi ben keseceğim onu ve diyeceğim ki hidroforun durduruldu. Çalıştırmasına izin vermiyorum. Sesli olarak sana uyarı bitti veriyorum. Hidrofor 5000 lira kurtardı. Yani bunlar çok güzel, çok özel şeyler Erkan abi. Deponuz boş. Açmaya çalışıyorsunuz. Tankınız boş olduğu için hayır açamazsınız. Tankınız boş boştu. Güzel baba. Şimdi sigorta derdi yok. Tamamen tebrik ederim kardeşim. Korkmadım. Çok eyvallah. Erkan Bey çok teşekkür ederiz. Şimdi eskiden yerli malı haftaları vardı. Evet. Çok önemli. Ve yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diye bir slogan vardı. Aynen öyle. O yüzden oraya geri dönelim. Aynen öyle abi. Bizim az olsun bizim olsun, ötmesin ama ibikli olsun. İşte o kadar. Ötmeye versin ama destekliyoruz biz, abi. Biz sevgiler, görüşürüz. Eyvallah. Erkan abi, deri montla geziyorsun. Gözümü seveyim. Buralar oğlum, sıcak. Bak bu da yün. Bu da yün. Şimdi garanti alırım diyorsun. Hasyum bu da. Eyvallah. Senin kombinasyon 10 numara oldu Erkan abi. Bir sonrakinde onu inşallah göstereceğiz, tanıtacağız. Tabii. Şimdi benim oldu. Karavan hakkında bir sürü projelerim var. Çekimler yapacağım, yurt dışına gideceğim,
belgeseller çekeceğim, gezi programları çekeceğim. Ama onun içinde yaşayarak çekeceğim. Daha evet. önceki yaptıklarımız bu pandemi döneminde bu karavanı sevdirme, karavanı ben de seviyorum ve bu sevgimi aktarmak istedim. Öyleydi onlar, o da güzeldi. Ama şimdi gerçeğini çekeceğiz, daha gerçeğini. Erkan abi bir de karavan dediğin şey gerçekten çok güzel bir şey biliyor musun? Ben içinde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İçinde zaman geçireyim, duşumu, bilmem neyimi, zamanımı çok hoşuma gidiyor. Sen de onu fazlasıyla yaşayacaksın ve güzel Kesinlikle. Bir karavanla başlıyorsun. Evet. Çok güzel bir karavanla başlıyorsun. Muhteşem bir karavanla başlayacağım. Aynen öyle. Bence şahane bir fuardı Erkan abi. Evet. İyi ki gezdik, güzel şeyler gördük. Bir dahakine senin karavanında devam ediyoruz. Tabii. Kutlamasını yaparız. Muhakkak. Muhakkak. Bakacağız. Eyvallah. Evet, kestik.